Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Allah'ı sevenler muhakkak ki Muhammed-i Mustafa'yı da severler. Muhammed-i Mustafa'yı sevenler muhakkak ki Allah'ı da severler. Kim Muhammed-i Mustafa'yı annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan, malından, mülkünden, canından daha fazla sevmezse imanı kemale ermez. Allah ve Resulü aşıkları, hepiniz de hoş geldiniz. Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı anmak, onun kutlu doğumunu konuşmak ve onu konuşmak için buraya toplandık. Malum biz her sene kutlu doğum programlarında ve şebaruzlarda bir tema işliyoruz. Bizim bu kutlu doğum temamız Hatemül Enbiya, yani son peygamber. Aslında Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aynı zamanda ilk peygamberdi. Adem henüz su toprak arasındayken ben peygamber idim diye peygamberliğini bizlere müjdeleyen Muhammed-i Mustafa yine hadis-i şerifte ben peygamberlerin ve nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra ne bir nebi ne bir peygamber gelecek diyerekten o peygamberlerin ve nebilerin sonuncusu olduğunu da bizlere beyan etti. Bu beyanı Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesiyle sabitti. Ashab suresi ayet 40'ta Muhammed içinizdeki adamlardan hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi çok iyi bilir buyurarak peygamberlik ve resullük kapısının kapandığını söyledi Cenab-ı Hak. Bu sene Hatemül Enbiya konusunun sebebi de yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin 1400 yıl öncesinden uyarısı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki kıyamete yakın yalancı peygamberler çıkacak. Bir hadis-i şerifte de kıyamete yakın 30 yalancı peygamber çıkmadıkça kıyamet kopmayacak. Başka bir hadis-i şerifte Deccal'dan önce 30 tane yalancı peygamber çıkar. Onlar çıkmadıkça kıyameti beklemeyin der. Kıymetli dostlar, şimdi ne yazık ki mantar biter gibi peygamber ve Mehdi bitiyor. Bir sabah birisi kalkıyor, ben Resulüm diyor. Bir sabah kalkıyor, ben Nebiyim diyor. Bir sabah kalkıyor, ben Mehdiyim diyor. Bu uluslararası bir oyun. Bu uluslararası bir tezgah. Çünkü dünya üzerinde ayakta kalan bir tek din kaldı. O da Kur'an ve sünnet, onun adı da İslam. Bugün dininizi tamam ettim ve size din olarak İslam'ı seçtim ayet-i kerimesiyle sabit. Bunu gören içerideki ve dışarıdaki satılmışlar bizim imanımızla, bizim dinimizle,
bizim birlik ve beraberliğimiz de, bizim vatan bütünlüğümüzde değil, aynı zamanda din bütünlüğümüzde de oynuyorlar. Osmanlı'yı yıktılar, yetmedi. Parça parça parçaladılar, yetmedi. Cetveli koydular, çizdiler, yetmedi. Çünkü insanlar aynı kitaba iman ediyor. Aynı Muhammed-i Mustafa'ya iman ediyor. Aynı Kur'an ve sünnete tabi oluyor. Bu yetmeyince yeni oyunlar, yeni tezgahlar, yeni karanlık güçlerin karanlık mahvellerdeki hazırlamış oldukları oyunları tezgaha koyuyorlar. Hem içimizden koyuyorlar, hem de dışımızdan koyuyorlar. Önce sufi cenahı susturmaya çalıştılar. Ardından sufileri susturamayınca 28 Şubat'ı yaptılar. Yetmedi. 28 Şubat'ın altından bu vatanın insanları, bu vatanın bağrından çıkmış yiğit kadınlar, yiğit erkekler, yiğit delikanlılar 28 Şubat'ı paçavra gibi yırtıp tarihin karanlık mecrasına gömdüler. Gömdüler. Sizler gömdünüz. Sizler gömdünüz. Şimdi yeni oyunlar peşindeler. Bir gün bir peygamber çıkarıyorlar. Ondan önce sünnet-i Resulullah'a saldırdılar. Önce tasavvuf ve tarikatların kapılarına kilit vurdular. Ardından ne kadar şeyh varsa Kur'an'a bağlı, sünnet-i Resulullah'a bağlı, Kur'an ve sünneti kendisine ölçü etmiş, İstiklal mahkemeleriyle onları şehit ettiler. Ama bu toprakların insanları yeniden dirilişin, yeniden dirilmenin örneğini gösterdiler. Gözlerine sokarcasına. Şimdi yeni tezgahlar peşindeler. Birisi iktisat mezunu çıkıyor televizyona. Hadislerle alakalı aklı hayale gelmeyecek bir şeyler söylüyorlar. Birisi sosyolog, birisi siyasetçi, birisi ekonomist. Bize ne söylüyor? Hadis-i şeriflerle alakalı kafamıza şüphe sokuyor. Tıp doktoru, kalp profesörü, hadis-i şerifle alakalı bizim kafamıza şüphe sokuyor. Ona diyorum ki hocam, sen necisin? Kalpçisin. Senin kalbinde tekleme var diyorum ben. Hayır, benim kalbimde tekleme yok diyor. Ben mübarek adam. Sen madem kalp doktorusun, kalpten konuş bana. Din, hadisler senin işin mi? Yok, işi. Niçin? Ücret aldı. Para aldı. Satıldı. Kitabını satacaklar. Kendisini sattı. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ayet-i kerimesini unuttuk. Unuttuk. Unutturdular bize. Biz bunu 30 yıldan beri haykırıyoruz. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidin. 30 yıl sonra bizim dediğimiz noktaya geldi herkes. Ücret isteyenlerin peşinden gittik. Ve onlar ücret alıyorlar. Ve hadis-i şeriflerin üzerinde olmayacak oyunlar oynanıyor. Olmayacak oyunlar. Ardından Kur'an'a geliyor sıra. Diyorlar ki, ayet-i kerimeler toplanırken, musaflar toplanırken hatalar yapılmış. Bazı ayet-i kerimeler Kur'an'ın içine konulmamış. Biz bunları televizyonlarda izliyoruz. Ve hiç kimse telefonları kaldırıp protesto etmiyor. Hiç kimse o televizyon kanalını kilitlemiyor telefonuyla. Kıymetli dostlar, oynanan oyun büyük.
Orta Doğu'da mezhep kavgası yaptırıyorlar. Bize de burada sünnet-i Resulullah'la alakalı kafamıza şüphe koyuyorlar. Bir tarafta birileri bir şeyler karıştırıyor. Bir tarafta birileri de başka şeyler karıştırıyor. Bunlara bakaraktan, Hazreti Muhammed Mustafa'ya soraraktan bu geceki, bu kutlu doğumdaki ana temayı belirledik. Hatemül Enbiya, son peygamber, bir daha peygamber gelmeyecek. Son nebi, başka nebi gelmeyecek. Son resul, başka bir resul gelmeyecek. Başka bir resul arama, başka bir elçi arama. Muhammed Mustafa'ya tabi ol. Onun sünnet-i Resulullah'ına sımsıkı yapış. Ve sizler Kur'an ve sünnete sımsıkı yapıştığınız müddetçe bu oyun bozulacak. Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp yaşadığımız müddetçe bu oyun bozulacak. Eğer ki birisi konuşmalarında sünnet-i Resulullah'a laf söylüyorsa dinlemeyeceksiniz. Onu protesto edeceksiniz. Asıl alkışlayacağınız, asıl tempo tutup onu dinlemeyeceğiniz kimseler Muhammed-i Mustafa'nın izinden gitmeyenler olacak. Onun izinden gitmeyenleri alkışlayacaksınız. Onları protesto edeceksiniz. Ta ki onlar hidayet bulana kadar. Ya bu topraklarda Muhammed-i Mustafa'ya karşı hiç kimse hakaretvari şeyler söylemeyecek. Barış içinde yaşayacaklar. Eminlik ve emanet içinde yaşayacaklar. Eğer Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlarsa, onun sünnet-i Resulullah'ını reddediyorlarsa, bu topraklardaki Müslümanlar onlara nasıl cevap vereceğini çok iyi bilirler. Ve onlar hak ettikleri cevabı alacaklar. Kıymetli dostlar, farkında mısınız? Bu kendisini peygamber görenler bu topraklarda da yaşamıyorlar. Kendisini peygamber görenler bizim içimizde değil. Muhammed-i Mustafa içimizdeydi. Bizimle beraberdi. Ümmetiyle beraberdi. Aynı kuru ekmeği suya bandırıp yerdi. Kapısını her tıklayana kapısını açardı. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün herkesle beraber yaşardı. Ama bu kendisini peygamber görenler, kendisini resul görenler, nebi görenler, kendisini olmazsa bu dünyanın çarkının duracağını söyleyenler ve bu alemin kendilerinin yüzü suyu hürmetine devam ettiğini düşünenler bu topraklarda yaşamıyorlar. Onların uzantıları bu topraklarda. Televizyonları bu topraklarda. Yayınları bu topraklarda. Bir bakıyorsunuz birisi hatun oynatıyor. Mehdi kendisi. Şakkadak Mehdi hatunları oynatıyor önünde. Ve biz onun Mehdi olarak görenler var. Bir bakıyorsunuz birisi Resul olmuş, elçi. Televizyonları bu topraklarda. Bir bakıyorsunuz herhangi bir düğün salonunda, herhangi bir salonda, herhangi bir toplantı yerinde o Resul'ün konferansları var. O Resul konferans veriyor herkese. Bunları açık açık konuşuyorum, görelim artık bunları. Bunları bilelim. Biz sustukça bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar. Biz edep ettikçe ümmetin arasında fitne çıkmasın, ümmetin arasında kavga çıkmasın deyip sustukça bunlar haddi aşıyorlar. Kıymetli dostlar, bir kimse kendisinin peygamberliğini iddia ediyorsa küfür ehlidir. Kendisinin resul olduğunu iddia ediyorsa küfür ehlidir. Küfür ehlidir. Şafi'de de, Maliki'de de, Hanbeli'de de, Hanefi'de de küfür ehlidir o kimse.
biz onu dinliyoruz. Küfür ehlini dinlemek, onu desteklemek, onu tasdiklemek de küfür. Onun peşinden gitmek de küfür. Ama onu görmüyor hiç kimse. Allah muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, oysa Kur'an bize başka şeyler söylüyor. Kur'an bize diyor ki, ey Muhammed, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Eğer Allah'ı seviyorsak Muhammed-i Mustafa'ya uyma zorunluluğumuz var. Muhammed-i Mustafa'nın sünnetiyle amel etmek, onun sünnetine tabi olmak farz. Farz, farz. Muhammed-i Mustafa'ya uymak farz. O uymanın şekli sünnet. Muhammed-i Mustafa'nın izine ayak basmak farz. Kur'an'ın yaşamış hali Muhammed-i Mustafa. Ve Muhammed-i Mustafa'sız Kur'an'ı yaşamak, Muhammed-i Mustafa'sız dini yaşamak, Muhammed-i Mustafa'sız İslam olması mümkün değil. Düşünülemez. Bunu düşünenler, bunu bizim önümüze proje olarak önümüze koyanlar, bu toprakları seven, vatanını, milletini, dinini, imanını seven bir kimse değil. Bunlar dünya üzerindeki karanlık deccalın emirlerini yerine getiren şahıslar ve topluluklar. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bu derinlemesine bir söz. Hani vardır ya bazı sufi topluluklar, Allah'ı çok sevdiklerini söylerler ama Muhammed-i Mustafa'nın izinden gitmezler. Allah'ı çok sevdiğini söyler. Ne kadar çok seviyor Allah'ı. Ama sünnet-i Resulullah'a tabi olmaz. Sünnet-i Resulullah'a tabi olmuyorsa o Allah'ı heva ve heves noktasında seviyor. Hakikat noktasında değil. Bunlar kendisini sufi gören, ne yazık ki bu zan üzerine yürüyenler. Her sufi, her mümin Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme uymakla yükümlü. Ona uymak, onun getirdikleriyle kendisine hüküm çıkarmak farz. Bunun dışında bir kimse sünnet-i Resulullah'ın dışında başka bir yol, başka bir iz, başka bir anlayış sahibi olması mümkün değil. Söz konusu olan din ise din, Kur'an, sünnet, imamların içtihadı. Söz konusu olan din ise, eğer söz konusu olan din İslam ise, kitabı Kur'an-ı Kerim, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sünnetleri. Ayet-i Kerime bize ona uymamızı emrediyor. Onun sünnetine sarılmamızı emrediyor. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çoksa zikredenler için güzel örnekler vardır. O zaman bizim önümüzde prototip olarak örnek alacağımız şahıs Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhin hata yapabilir, hocan hata yapabilir, başındaki alim, amir her neyse hata yapabilir. Şeyhleri putlaştırmayalım. Hocalarımızı, alimlerimizi putlaştırmayalım. Putlaştırmayalım. Benim şeyhimden sen daha mı iyi biliyorsun? Evet, daha iyi bilebilir. Putlaştırma şeyhini. Başındaki hocanı putlaştırma. Hata yapabilir. İçtihat hatası yapabilir. İsabet ettiremeyebilir. Putlaştırma. Şeyhler geçici, alimler geçildi, amirler geçici. Kalıcı olan, baki olan Allah ve Resulü. O zaman örnek alacaksak Muhammed Mustafa'yı örnek alacağız sallallahu aleyhi ve sellem'i. Prototip olarak kendimize bir prototip seçeceksek Muhammed Mustafa olmalı. Eğer Muhammed Mustafa'nın dışında bir prototip kendimize seçtiysek vallahi hevaya ve hevese düştük.
Bizim sufilik algımız Muhammed-i Mustafa'nın yolundan gitmektir. Onun izine basmaktır. Onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak, onun düşündüğü gibi düşünmeye çalışmaktır. Mustafa Özbağ'ın yolu yok, olmayacak da hiç, olmamalı da. Yol Kur'an ve sünnet, Muhammed-i Mustafa'nın yolu. Ne çektiysek şahıs perestlerden çekiyoruz. Din adına. Ne çekiyorsak şahısları putlaştırmaktan çekiyoruz, ne çekiyorsak. Kıymetli dostlar, yolumuz sünnet-i Resulullah olmalı. Yolumuz Kur'an ve sünnetten ve imamların içtihadından çıkma bir yol olmalı. Süzülme. Bunun dışında bir yol, bunun dışında bir iz, bunun dışında bir nefes, bunun dışında bir kelime, bunun dışında zerrece bir sapma olursa, bilin ki biz de o sapıklardan ve sapkınlardan oluruz. Cümle ümmeti Muhammed olarak, bizim Rabbimiz Allah. Biz o Allah'ı Kur'an ve sünnetle tanıyoruz. Kur'an ve sünnetle. Allah'ı tanımamız, Allah'ı bilmemiz, ona ibadet etmemiz Kur'an ve sünnetle. Ve o Allah son peygamber olarak bizlere Muhammed-i Mustafa'yı gönderdi. Bütün peygamberlerin tasdikleyicisi, bütün peygamberlerin sonuncusu ve bütün peygamberler peygamberlikleri hala da anılıyorsa Muhammed-i Mustafa'ya muhtaçlar. O geldi, onların peygamberliklerini tasdik etti. Yoksa Hazreti İsa'yı tanıyan kalmayacaktı. Hazreti Musa'yı tanıyan kalmayacaktı. Hazreti İbrahim'i tanıyan, Yusuf'u, Yakub'u tanıyan olmayacaktı. Hepsi de birer hikayeden ibaret olacaktı. Kur'an, geçmiş peygamberlerin ve geçmiş kitapların tasdikleyicisi olarak geldi. O zaman din, Kur'an ve sünnet, yol, Kur'an ve sünnetin izine basma. Hedef, Allah'a vuslat, Allah'a yakınlık, Allah'a doğru koşma. Hedef bu. Hedef buysa onun yolu Kur'an ve sünnetten geçiyor. Onun yolu haramları terk etmekten geçiyor. Onun yolu farz olan ibadetleri yerine getirmekten geçiyor. Onun yolu nafilelerle Allah'a yaklaşmaktan geçiyor. Nafile çok namaz kılmak, çok oruç tutmak değil. En güzel ahlakla ahlaklanmak. Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak. Onun ahlakı Hazreti Ayşe annemizin deyimiyle Kur'an ahlakıydı. Dedi ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. İşte Muhammed-i Mustafa'nın ahlakı Kur'an ahlakıydı dedi. O zaman asıl nafile ibadet en güzel ahlakla ahlaklanmak. En güzel ahlakla. Onun ahlakını kendi nefsimizde, evimizde, sokağımızda, iş yerimizde hakim kılmak. Yoksa bu sikkeyi başına geçir, bu cübbeyi giy, dilin onun sünnetini tutmuyorsa, gözün onun sünnetinde değil ise, kulağın onun sünnetinde değil ise, elin Muhammed-i Mustafa'nın eli olmadıysa, ayağın Muhammed-i Mustafa'nın ayağı olmadıysa ve gözün, kulağın ve kalbin Muhammed-i Mustafa'nın kalbi olmadıysa sen de benim gibi yalancılardan oldun. Sen de benim gibi hevaya, hevese kapılanlardan oldun. Sen de benim gibi gölgeyi güneş zannedenlerden oldun. Hiç olmazsa Hazreti Mevlana'nın dediği gibi olsun. Beyitinde diyor ya, gölgeyi buldun ya, haydi durma, koş, güneşi ara. Gölge nedir? Gölge birisi senin elinden tutar. Hadi gel burada sohbet var. Hadi gel burada zikir var. Hadi gel burada tefsir var. Hadi gel burada namaz kılalım. Bu gölge.
bir üstad, bir alim, bir hoca çıkmış ya, gölge. Gelin Allah'ı sevelim diyor. Gölge. Gölgeyi buldun ya, yani bir üstadı buldun ya, bir hocayı buldun ya, bir alimi buldun ya, ya orada durma. Güneşe doğru yürü. O gölgeyi çıkaran güneş. Niçin gölge var? Güneşi bulsun diye. Niçin üstadlar var? Hakikati bulsun. Hakikat ne? Allah. O hakikate doğru koş. O hakikate doğru koşmuyorsan sen gölgede yan gelip yatanlardan oldun. Gölgede yan gelip yatanlardan olma. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etseydi bu elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler var ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Ali İmran ayet 110. Siz hayırlı bir ümmetsiniz. Etrafınıza iyiliği emretmekle emrolundunuz. Etrafınıza iyiliği emretmekle, iyiliği anlatmakla, iyiliği tebliğ etmekle mükellefsiniz. Siz bütün dünyaya iyiliği öğretmekle mükellefsiniz. Siz bütün insanlığa iyiliği öğretmekle mükellefsiniz. Sizden sonra gelecek olan bir ümmet yok çünkü. Bu vazife Muhammed ümmetine ait. Siz kötülüklerden nehyetmekle mükellefsiniz. Kötülüklere karşı savaş açmakla mükellefsiniz. Kötülüğü durdurmakla mükellefsiniz. Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalben buğz ederek önlemeye çalışınız emrini veren Muhammed-i Mustafa'nın ümmetisiniz. Bir kötülüğü gördüğünüzde bana ne diyemezsiniz. Bir kötülüğü gördüğünüzde susamazsınız. Kim kötülüklerin karşısında susarsa dilsiz şeytandır. Kim haksızlığın karşısında susarsa dilsiz şeytandır. Kim zulmedenin karşısında susarsa dilsiz şeytandır. Kim din adına para topluyorsa ona susuyorsanız dilsiz şeytansınız. Kim sizi dinle aldatıyorsa susuyorsanız dilsiz şeytansınız. Kim sizin dininize hakaret ediyorsa susuyorsanız dilsiz şeytansınız. Kim sizin Kur'an kurslarınızı kapatıyorsa ve susuyorsanız ve 28 Şubat'ın karşısında esas duruşta durduysanız dilsiz şeytansınız. Bize şimdi dillenmeyin. Biz karakollarda dolaşırken karakol karakol, karakol karakol, sorgu odasından sorgu odasına yürürken 28 Şubatçılarla kol kola gezdiyseniz bize şimdi söyleyecek sözünüz yok. Dilsiz şeytansınız. O gün konuşacaktınız. Bugün değil. O gün mücadele edecektiniz. Bugün değil. O gün yanımızda duracaktınız. Bugün değil. O gün 28 Şubatçılarla beraber fotoğraflarda, gazetelerde boy göstermeyecektiniz. Bugün değil. Dilsiz şeytanlık ümmeti Muhammed'in işi değil. Korkmak. Korkaklığın şerrinden Allah'a sığınırım dedi Muhammed-i Mustafa. Düşman çepeçevre sardı, atını muhmuzladı, yürüdü düşmanın üzerine. Ashab yalvardı arkasından, gitme ya Resulallah. Ne atı onu dinledi, onları, ne de o dinledi. Yürüdü, öylesine yürüdü ki savaşta düşman mevzilerinin arkasına geçtiklerinin farkına dahi varmadılar. O düşmanı görünce pılını pırtısını toplamadı. 28 Şubat'ı görünce dersi iptal etmedi. 28 Şubat'ı görünce şeyhine telefon açıp
burada polis bizi bastı, dersleri iptal edelim mi demedi. 28 Şubat'ı görünce okudukları kitapları raflara kaldırmadılar. Kaldırmadı o. Mücadele etti. O zaman ey yol yürüdüğümüz kardeşler, o gün dik durduk, eğilmedik, bükülmedik, basıldık, basıldık. Şimdi yüzlerinizi görüyorum. Şimdi o günleri hatırlatıyorum size. Ve hatırlatacağım, ömrüm boyunca hatırlatacağım. Çektiğim sıkıntılardan dolayı değil. Dersimizi hep alacağız, unutmayacağız. Baskılar karşısında dindarız diye, dinimizi yaşadık diye, Allah'ı zikrettik diye, Allah'ın kitabını okuduk diye, Muhammed-i Mustafa'nın yolundan gittik, onun izinden gittik diye yapılan baskılardan yılmayan kardeşlerim, bunları unutmayacağız ve gelecek nesillere anlatacağız. Bize anlatırlardı, bize istiklal mahkemelerini anlatırlardı. Bize, ben ilk sufileri tanıdığımda ben 30 yaşlarında filan değildim. 60 yaşında, 70 yaşındaki sufileri dinlerdim. Köylerde nasıl zikrettiklerini anlatırlardı. Jandarmaların kendilerini nasıl götürdüklerini anlatırlardı. Nasıl böyle köyde orada burada zikrederken bir muhbir tarafından jandarmaya haber verilip apar topar götürülüp 40 gün 50 gün tutuklu bulundurup sonra bırakıldıklarını anlatırlardı bize. 28 Şubat'ta biz bunları yaşadık. Bugün buraya neden geldim ben de bilmiyorum da, ama ben sorgudayken birkaç tane komisere veya amir miydi neydi bilmiyorum, onlara bir şey demiştim. Üçüncü günüydü sorgunun. Onlara dedim ki, siz dedim asla ve asla Türk vatandaşı olamazsınız. Siz asla Müslüman olamazsınız. Siz ya Mossad'sınız dedim, ya CIA'sınız. Ama beni iyi dinleyin dedim. Beni dedim bütün toplumun önünde konuşurken izleyeceksiniz. Bu topraklarda galip gelemeyeceksiniz. Bu topraklarda hak ve hakikat galip gelecek. Bu topraklarda Kur'an ve sünnet galip gelecek. Bu topraklarda bu toprakların yetiştirdiği yiğit, vatansever evlatlar hakim olacak dedim. Gün o gün şimdi. Bu topraklarda masonlar hakim gelmeyecek. Bu topraklarda dinsizler hakim gelmeyecek. Bu topraklarda Avrupa'nın karanlık, Amerika'nın karanlık, Rusya'nın karanlık, ne bileyim Deccal mahvillerinde Deccal'la ortaklık yapanlar hakim gelmeyecek. Bu topraklarda hakimiyet Allah ve Resul'ünün yolunda gidenlerde olacak. Bu topraklarda Allah ve Resulü konuşulacak. Bu topraklarda Allah ve Resulünün izinden gidenler olacak. Hani Kur'an kurslarımızı kapatmışlardı ya. Hani imam hatiplerimizi kapatmışlardı ya. Hani üniversiteye giden kız çocuklarımızın başlarını açtırmışlardı ya. Polis zoruyla. Hani o kızlarımız başlarını açmamak için var gücüyle savaşıyorlardı. Kime karşı? Kendi devletinin polisine karşı. Unutmadık. Bu topraklarda hakimiyet gölgenin değil, hakikatin olacak. Bu topraklarda hakimiyet aslın olacak. Bu toprakların aslı biziz. Bu toprakların sahibi biziz. Bu vatanın sahibi biziz. Yine Çanakkale'de gider 250 bin değil 2,5 milyon kişi canımızı seve seve veririz. Yine gideriz Güneydoğu'da canımızı seve seve veririz. Yine gideriz Yemen'de
canımızı seve seve veririz. Yine gideriz Bosna'da, canımızı seve seve veririz. Yine gideriz Orta Asya'da, canımızı seve seve veririz. Yine gideriz Ural dağlarına, canımızı seve seve veririz. Yine dayanırız Çin Seddi'ne, canımızı seve seve veririz. Yine gideriz Belha, canımızı seve seve veririz. Seve seve veririz. Bizim canımızın kıymeti yok. Bizim canımız şehadet şerbetini içmekle kıymetlenir. Bizim canımız Allah yolunda verildikçe kıymetlenir. Bizim nefesimiz Allah yolunda harcandıkça kıymetlenir. Bizim nefesimiz Allah dedikçe kıymetlenir. O yüzden bu toprakların yegane sahibi biziz. Atalarımızın bıraktığı yerden daha ileri götürmekle mükellefiz. Onlar Viyana'ya kadar gitmiş. Biz Bonn'a kadar gitmekle mükellefiz. Biz Londra'ya kadar gitmekle mükellefiz. Biz New York'a kadar gitmekle mükellefiz. Biz Pekin'e kadar gitmekle mükellefiz. Biz bütün dünya La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolunan peygamberin ümmetiyiz. Bize bu Anadolu dar gelir. Bize bu Osmanlı'nın bıraktığı yerler dar gelir. Dar gelir. Eğer daha ileriyi düşünmüyorsak o zaman bizim silkinmemiz gerekir. Çünkü biz iyiliği emretmekle mükellefiz. Herkese. Ve kötülüğü dünya üzerinden kaldırmakla mükellefiz. Kötülük dünya üzerinde kalkacak. Bununla mükellefiz biz. Ve kötülük nerede varsa, dünyanın neresinde varsa, biz o kötülüğü orta yerden kaldırmakla mükellef olmuş bir ümmetiz. Yol daha bitmedi. İşimiz çok daha. Mustafa Başkan'ın daha işi çok. Daha bitmedi. Güney Afrika'nın sonuna kadar gittiler. Bitmedi daha. Daha öteye gidecek. Öyle kenarda filan durmak yok öyle. Neden? Mükellefiz çünkü. Ey Nebi, muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, kendisinin izniyle Allah'a davet edici ve aydınlatıcı bir nur olarak gönderdik. O Nebi'nin o müjdesini götürmekle mükellefiz. O Nebi'nin nuruyla bütün insanları tanıştırmakla mükellefiz. O Nebi'nin şahitliğini, şehadetini bütün dünya insanına göndermekle ve götürmekle mükellefiz. Sadece kendinizi aydınlatmanız yetmez. Sadece kendinizi imana erdirmeniz yetmez. Sadece kendi kendinize namaz kılmanız, oruç tutmanız sizi kurtarmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri inel insane lefi husri. Bütün insanlar hüsrandadır. İman eden, iyi amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Geri kalan hüsranda. Yok o şeyhti, yok o veliydi, yok o evliyadı, yok o hocaydı, yok o sufiydi, yok o talebeydi, yok o müritti, yok o mürşitti, yok kardeş. Herkes sorumlu. Hakkı ve sabrı tavsiye edeceksin. Hakkı ve sabrı tavsiye edeceksin. Gücünün yettiği yere kadar koşacaksın. Gücünün, nefesinin yettiği yere kadar hakkı ve sabrı tavsiye etmekle mükellefiz. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın Kur'an'ı işitip durduğunuz halde ondan yüzlerinizi çevirmeyiniz. Kur'an'dan yüz çevirmek yok. Sünnet-i Resulullah'tan yüz çevirmek yok. Ona sırt dönmek yok. Zikrullah'a yüz çevirmek yok. Allah demeye yüz çevirmek yok. Ya ben burada Allah dersen bana ne derler? Bitti. Bitti Türkiye'de bunlar.
Bitti. Ya burada zikrullah yapabilir miyiz? Bitti, yapabilirsiniz. Bitti. Hatta biz burada zikrullah yapacağız. Karakola bir telefon. Bizim güvenliğimizi alır mısınız? Biz burada ibadet edeceğiz. Sizin güvenliğinizi almakla mükellef. Kanun çıktı. Kendi kendime gülüyorum. Nereden nereye diyorum. Ödemiş'te camide zikrullah yapıyoruz. Polis sardı camiyi. Ben gördüm polisleri. Dedim ki, desem içimden dedim ki, şimdi polis sardı desem dedim zikrullah bitecek. Bağırdım zikrullah'ta, gözlerinizi yumun, gözünü açanın gözü kör olur dedim. Herkes gözünü yumdu. Biz de bu gözünü yumunca herkes, karanlıkta biraz herkes kopuyor. Allah Allah. Zikrullah bitti, caminin ışıklarını yaktık, polis komple çevirmiş bizi. Polis girdi içeriden amir olan. Buranın sorumlusu kim dedi? Benim dedim ben. Ne yapıyorsunuz siz burada dedi. Zikrullah yapıyoruz dedim ben. Tamam dedi, götürelim dedi. Götürdü beni. Beni götürdü. Arkadaşlara dedim ben dağılın. Gittik. Komiser dedi ne yapıyordunuz? Göstereyim mi komiser bey dedim ben. Göster dedi. Aynısını ben Bayındır Karakolu'nda yaptıydım daha önce. Dedim komiser bey. Ben dedim böyle bir düğme gibi bir şey var. Bastığım zaman durmuyor ben dedi. Yok yok durmasın dedi. Ben başladım karakolda. Allah Allah Allah. Ben böyle sesim de gür. Askerde çavuştum zaten, güzel emir komuta ederdim. Şimdi komiseri duyuyorum ben. Yanındakinlere diyor nasıl susturacağız? Polis diyor ki amirim diyor düğmesi nerede bilmiyoruz ki diyor. Bunlar bir güzel benim zikrullahımı dinlediler. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedim. Kendi kendime zikrullahı bitirdim. El Fatiha dedim. Hep beraber Fatiha okuduk. Komiser baktı bana. Dedi ya sen dedi nesin? Ben Sirius yıldızından geldim dedim. Nereden dedi? Sirius yıldızından dedim. Orası neresi dedim? Allah'ın bir dedim mekanı. Ne var orada dedi? Sufiler orada yaşıyorlar dedim. Sen dedi ben oradan geldim dedim sayın komiserim. Sen dedi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil misin? Şimdilik öyle görünüyorum dedim. Ya dedim son nefesten sonra kalmayacak dedim. Bakın. O gün cami basıldıydı. Cami. Cami. Benim kaderim ya. İsmail Hakkı Bursevi'de de basıldık biz. Aa. Yani orada basılırım da Bursa'da basılmam mı? İsmail Hakkı'da, İsmail Hakkı tekkesinde mevlüt okutuyoruz dedik. Mevlüdün sahibi de kim? Remzi Şen. Dedim hacı abi sen mevlüt sahibisin. İki tane hoca bul, orada dedim mevlütü okut. Ben de dedim sonunda zikrullah yaptıracağım. Bizim hocalar mevlüt okuyorlar. Son kısmında koyverdik biz tevhidi, la ilahe illallahı. Tak basıldık. Orada da basıldık. Tabi orada tutamadılar beni. Ben bir şekilde Cenab-ı Hak yardım etti, sıvıştım. Şimdi bizim günümüz, benim günüm. Şimdi kapalı spor salonunda Mevlevi virdi çekilen sema edeceğiz. Allah diyeceğiz. Salatü selam getireceğiz. Ve bizi hiç kimse rahatsız etmeyecek. Rahatsız ederse suç işlemiş olacak. Birisi gelir bize ne yapıyorsunuz burada derse suç işleyecek. Bakın suç işleyecek. Nereden nereye gelmişiz değil mi? Elhamdülillah. İşte hakkı ve sabrı tavsiye edenler bu yolu açtılar. Yılmadılar. Çekinmediler. Yürüdüler. Basılacaktı. Ticaret yapmayacaktı. Memurluğum gidecekti. Yok bilmem neyim gidecekti. Düşünmediler. Ya Kur'an ve sünnet yolunda yürüdüler. Ve o müjdeci ümmet oldular.
Evet. Allah'a ve peygambere itaat edenler, Allah'ın nimetine mazhar olmuş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Bu akşam kimlerle berabermişiz? Ayetle sabit. Bu akşam neyle sabitmişiz? Neyle berabermişiz? Peygamberlerle, salihlerle, velilerle berabermişiz. Bu akşam Allah'ın nimetine mazhar olanlarla berabermişiz. Eğer kim Allah ve Resulünün yolunda gidiyorsa, Allah ve Resulünü seviyorsa ve Allah ve Resulünü eşinden, çocuğundan, malından, mülkünden, canından fazla seviyorsa, o peygamberlerle beraber, o sıddıklarla beraber, o evliyalarla beraber, o salihlerle beraber, o Allah'ın dostlarıyla beraber, bu akşam onlarla beraberiz. Bu akşam yanınızda duranı sakın ha bu dünyadan zannetmeyin. Herkes yanındakine bakacak şimdi. Evet. Bu dünyadan değil hiç kimse. Ya ötelerden geldiler. Ötelere doğru yolculuk yapıyorlar. Özel kanaldan gelme. Özel, seçilmiş. Seçilmiş. Ruhlar aleminde ne nasıl olduysa seçilmiş. Seçmişler. Toplanmışlar. Deliler topluluğu burası. Var mı akıllıyım diyecek olan? Bu taraftan yok, bu taraftan var mı akıllı olan? Elhamdülillah, Allah'a hamd ediyorum ki içimizde hiç akıllı yok. Tebrik ediyorum hepiniz de. Çünkü akıllıların bizde işi olmaz hiç. Ya Mustafa Başkan diyecek ki bizi de kattın. Seni katmamazlık etmedim. Sen de gider makamında otururdun. Yok. Ha, protokoldekileri zannetmeyin. Bunlar böyle protokolde oturuyorlar. Ya çok akıllılardır. Değil. Laf aramızda kalsın. Duymasın onlar. Burası çünkü Kur'an ve sünnete aşık olanların yeri. Herkes Allah'a aşık buradaki. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşık. Ha siz onların suretlerine bakmayın. Siretleri, içleri aşık onların. Aşık olduklarından dolayı normal değil diğerlerine göre. Diğerlerine göre onlar bakıyorlar, diyorlar ki bunlar normal değil. Halbuki biz diyoruz ki asıl normal olmayan sizsiniz. Asıl sevilecek olanın Allah olduğunu bilseydiniz, Allah'ı sever kendinizden geçerdiniz. Asıl sevilecek olanın Resulullah olduğunu bilseydiniz, onu gördüğünüzde kendinizden geçerdiniz. Onu tanısaydınız, vallahi başka hiç kimseyi tanımak istemezdiniz. Eğer onun kokusunu bir koklasaydınız, vallahi de billahi de dünya üzerine başka hiç koku kullanmazdınız. O ne dedi? Bana güzel koku sevdirildi dedi. O güzel kokudan kastı Allah'ın kokusuydu. O onun kokusuna bürünmüştü. Onun kokusuna büründüğünden o dedi ki bana güzel koku sevdirildi. Koku çünkü Allah'ın kokusuydu. Eğer Muhammed-i Mustafa'yı koklasaydık başka kokuya dönüp bakmazdık. Çünkü o Allah kokuyordu buram buram. Allah kokanı koklayınca başka koku o kimseye haram olur, küfür olur. Eğer Allah kokusunu aldıysa bir kimse başka kokuya yönünü döndürürse nimeti küfran olur. Allah muhafaza eylesin. İşte burası bugün Muhammed-i Mustafa kokuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun koktuğu bir yerde başka hiçbir koku da olmaz. Allah bizi o kokuya ram olanlardan eylesin. Kıymetli dostlar, son ayeti kerime, sizi fazlaca sıktım, hakkınızı helal edin. Muhakkak Allah peygambere rahmet bahşeder. Melekler de onun için dua ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selamda bulunun.
ve ona tam bir teslimiyetle boyun eğin. Allah ve melekler ona rahmet ve bereket saçıyor. Ona salatu selam ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam getirin. Siz de ona tam hakkıyla teslim olun. Kime? Muhammed Mustafa'ya. Sevmek teslimiyeti getirir. Eğer bir kimse bir şeyi seviyorsa ona teslim olur. Sevenin benliği kalmaz. Ben demez. Seven o der. Seven için bir tek sevdiği vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Muhammed Mustafa'yı seviyorsak ona teslim olacağız ve ona salatu selam getireceğiz. Sahabeden birisi geldi. Ya Resulallah, günümün üçte birini salatu selamla getiriyorum. Yeter mi? Arttırman lazım. Üçte ikisini arttırman lazım. Dörtte dördünü. Şimdi yerini buldu dedi. Gününün tamamını. Bu ne demektir? Gününüzün tamamını oturup da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek değildir bu. Ya gününüzün tamamını sünnet-i Resulullah'la geçirmektir. Sabah kalkıp tekrar yatıncaya kadar sünnet-i Resulullah'la gününüzü geçireceksiniz. Kıymetli dostlar, nice kutlu doğumda burada buluşmak ümidiyle, nice şeb-i aruzlarda buluşmak ümidiyle İnşallah birazdan sema edeceğiz. Biz semamızı bu gece Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyetine bahşeyleyeceğiz. Sema eden kardeşler her çarkta Allah diyecekler. Oturduğunuz yerden ya Allah deyin ya da selatu selam getirin. Yanınızdakiyle konuşmayın. Yanınızdakine yorum yapmayın. Yanınızdakine kritik yapmayın. Yanınızdakine bu nedir diye sormayın. Yanınızdakine bu kimdir diye sormayın. Bilin ki yanınızda Meleği Azam'dan oturanlar var. Salatu selam getiriyorlar. Siz de salatu selam getirin. Bilin ki melekler grubu oturmuş Allah'ı zikrediyorlar. Siz de Allah'ı zikredin. Heva hevesle uğraşmayın. Etrafınızla uğraşmayın. Birbirlerinizle uğraşmayın. Birbirlerinizin dedikodusunu, gıybetini yapmayın. Birbirlerinizi çekiştirmeyin. Gözünüzle görseniz dahi yanlış görmüşümdür deyip hüsnü zan besleyin. Birbirlerinizin eksiğini, kusurunu araştıranlardan olmayın. Birbirlerinizin aleyhine yol arayanlardan olmayın. Size haber getirenlerin haberlerine inanmayın. Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. Size haber getirenlerin size fitneye kattığını düşünün. Doğruyu araştırın. Asla kulaktan duyma, duyduğunla hükmetme, duyduğunla amel etmede bulunmayın. Öyle demişmiş. Kim demiş? Birisi demiş. Hayır, geç. Duyduklarınızı aktarmanız size yalan olarak yeter. Fitneye düşmeyin, dedikoduya düşmeyin, iftiraya düşmeyin. Kinle, buğuzla hareket edenlerin hareketlerine bakmayın. Birbirlerinizi Allah için sevin. Birbirlerinize dostluk kurun. Birbirlerinize yardım edin. Açları doyurun. Yetimlere başını okşayın. Hiçbir şey yapamasanız dahi. Birbirlerinize yardımcı olun. Ümmeti Muhammed'e dua edin. Ümmeti Muhammed'i bir ve beraber olması için gayret edin. Kur'an'ınıza, sünnetinize, vatanınıza, milletinize ihanet edenleri kendinize dost tutmayın. Kur'an'ınıza, sünnet-i Resulullah'a, vatanınıza ve milletinize kasteden, onlara düşmanca davrananlara dostluk kurmayın. Her şeyiniz, gününüz, siyasetiniz, çalışmanız, çabalamanız Kur'an, sünnet, vatan, millet üzerine olsun. Kur'an, sünnetten, vatan, milletten şaşmayın. Bakın, konuşmacı Kur'an'a uygun konuşuyorsa, sünnet-i Resulullah'a uygun konuşuyorsa, vatanınıza ve milletinize hayırlı konuşmalar yapıyorsa dinleyin. Bir siyasetçi
Kur'an'a, sünnete, vatana, millete hayırlı işler yapıyorsa desteklemek farz ayın. Farz. Bir parti Kur'an'a, sünnete, vatana, millete hayırlı işler yapıyorsa desteklemek farz. Farz, farz. Bir konuşmacı, bir tarikat, bir cemaat, bir hoca efendi, bu kim olursa olsun, Kur'an'a, sünnete, vatana, millete hayırlı işler yapıyorsa onu dinlemek, onun peşinden gitmek farz. Farz, farz. Ama bir kimse de ben şeyhim, ben hocayım, ben alimim, ben müftüyüm deyip devleti idare etmeye kalkıyorsa dur ya, senin işin değil bu. Bunu da dur dememizi bilmemiz gerekir. Herkes işini yapacak. Ben kalkıp da belediye başkanına belediye başkanlık öğretmeye kalkarsam haddimi aştım. Ben kalkıp da başbakana başbakanlık öğretmeye kalkarsam haddimi aştım. Herkes haddini bilecek. Çok olmak, kalabalık olmak sizi fütursuzluğa itmesin. Sizi hadsizliğe itmesin. Sizi ölçüsüzlüğe itmesin. Bu gaflet olur. Bu Allah önünde sizi rezil eder. Allah bizi affetsin. O yüzden cümlemiz birazdan hep beraber salatu selamlar getirelim. Allah'ı zikredelim. O Muhammed-i Mustafa'ya gönderene hamd edelim. O Muhammed-i Mustafa'nın yolundan gideceğimize söz verelim. Ant içelim. Ve böylece hayatımızı sona erdirip son nefesimizde göğsümüzü gere gere, hiç şek şüphe duymadan, ciğerimizi yara yara, tebessüm ede ede, o Muhammed-i Mustafa'yı göre göre nefesini verenlerden olalım. Selamun aleyküm. Hakkınızı helal edin. Semada buluşacağız. Semada hep beraber olacağız. Allah'ın zikrinde beraber olacağız. Selametle kalın inşallah. Selamun aleyküm.